Herkese yeni bir videodan merhaba canlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yeniden ben ve temizlik videosuyla karşınızdayım. Bu sefer her zamanki günlük temizlik rutinimden farklı olaraktan koltuk yıkama, halı yıkama ve sandalye yıkama videosuyla karşınızdayım. Bu sefer tek değilim, eşim de olacak. O bana yardım edecek sağ olsun. Biz evlendiğimiz ilk zamanlarda koltuklarımızı yıkatmıştık. Yani ilk zamanlarda değil de birkaç ay sonra yıkatmıştık. Sonrasında ben iki kere sildim koltuklarımı. Hatta bundan bir 3 ay öncesinde falan koltuk silme videosu paylaşmıştım. İki kere koltuklarımı sildim. Uzun zamandır da bir türlü ne silme fırsatım olabildi ne yıkama fırsatım olabildi. Bayağıdır da kirlendiler. Yıkama zamanları çoktan geldi ve geçti bile. Geçenlerde kayınvalidemin koltuklarını yıkadık. Onun yıkama makinesi var. Baktım gerçekten çok güzel yıkıyor ve inanılmaz derecede kir çıkartıyor. Dedim ki hemen biz de yapmalıyız bunu. Hem zaten yıkanma zamanı geldi, geçiyor. Hem de dedim hani yıkatmak yerine makine varken biz yapalım. Hem de sizinle beraber yapmak istedim. Video çekmek istedim. O yüzden kayınvalidemden yıkama makinesini getirdim. Şimdi hep beraber sizinle koltuklarımızı yıkayacağız. Öncesinde bir benim makinayla koltukların üzerine süpürürüz diye düşünüyorum. Sonrasında yıkamaya geçeriz. Şimdi biz yıkamaya geçiyoruz canlar. Koltuklarımız için su hazırlıyoruz. Bundan önceki yıkamada Kosla kullanmıştık. Silerken de ben koltuklara Arap sabunu kullanmıştım. Gayet güzel temizliyor onlar da. Ama bu sefer birinin tavsiyesi üzerine bu çamaşır deterjanı ve yumuşatıcı kullanacağız. İlk defa kullanacağım ben de. Bakalım sonucunu hep birlikte göreceğiz. Böyle çeyrek çay bardağı toz deterjanımızı döküyoruz. Önce sıcak suyla bu deterjanı seyreteceğiz. Daha sonra biraz soğuk su ekleyeceğiz üstüne. Alıştırdık. Şöyle bir kapağa yakında yumuşatıcı dökeceğiz. Bakalım sonucunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hem güzel koktuğunu hem de güzel temizlediğini söylediler. Bilmiyorum nasıl olacak. İlk defa deneyeceğim ben de. Sonucu videonun sonunda size söylerim zaten. Şimdi bunu makinamıza döküyoruz. Sonra yıkama işlemine geçiyoruz. Bir kovayı bitirdik. Şimdi çıkan kiri hep beraber göreceğiz sizinle. Ben de çok merak ediyorum canlar. Bakalım koltuklarım ne kadar kirliymiş. Hayatım şuna bak. Kapkara su çıktı resmen.
Çamuru görüyor musunuz ya? Bildiğiniz çamurlu su çıktı içinden yani. Koltuklar ne kadar pismiş de haberim yokmuş benim. Thank you.
Herkese yepyeni bir günden tekrardan merhaba canlar. Dün videoyu kapatamadım. Yani saat çok geç olmuştu. Bir şey yapmadığım halde yoruldum. Yani kendimde videoyu kapatacak güç bulamadım. Dedim ertesi gün hem kurumuş olur koltuklar, halı. Onun yorumunu yaparım size. Hem de dedim ertesi gün yaparsam daha sağlıklı olur diye düşündüm. O yüzden bugüne bıraktım. İşten gelir gelmez de şöyle üstüm başımı çıkarmadan direkt videoyu sonlandırmak istedim. Kamera karşısına geldim. Dün bayağı yorulduk. Hatta eşim benden daha çok yoruldu. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun ondan. Bana hiçbir şey yaptırmadı. Koltuklarımızı, halımızı hep o yıkadı. Ben sadece temiz su getirdim, götürdüm. Yani işte yastıkları aldım, götürdüm. Hani ayak işlerini yaptım diyebilirim. Daha çok bunları yaptım ama yine de yoruldum. Çünkü işten gelmiştik, yemek yaptım. Hemen acele yemek yedik. Sonra dedik ki erken bitsin. O yüzden erken başlayalım dedik. Yani dinlenmeden direkt temizliğe geçtik. Geçmemize rağmen bir 12 falandı bitirdik. Hatta 11.30'du. Yani kapattık. Dedik artık insanlar yeter diyecek haklı olarak da. O yüzden makinaya 11.30'du, 12'ydi kapattık. Bitirmiştik de zaten her şey bitti. Sandalyelerimiz, koltuklarımız, halımız çok şükür bitirmiştik. Geç bitti. Yani şöyle bakıyorum. Ben memnun kaldım. Gayet de güzel temizlemiş. Kokusu da gayet güzel. Gerçekten güzel kokuyor. Halım olsun, koltuklarım olsun çok güzel kokuyor. Şimdi size yakından da göstereceğim zaten. Şimdi hemen kamerayı çeviriyorum. Yakından göstererek konuşayım. Sonra tekrardan geleceğim. Evet canlar. Güzel. Şuradaki leke hariç orası yapıştırıcı oldu. Ben bir şeyi yapıştırıyordum. Kırılan bir süs eşyamı yapıştırım derken oraya damlattım. Geçiremedim. Geçmedi o. Ama genel olarak ben çok beğendim. Kokusu çok güzel. Zaten ben bu yumuşatıcımın kokusuna bayılıyordum. Koltuklarımda da kaldı. Şu an odanın kokusunu size buradan göndermek isterdim. İnanın ki çok güzel kokuyor. Halımı da güzel temizledi. Şuralarda gerçekten sarı lekeler vardı. Ben kaldırırken dedim ki nasıl olsa yıkamaya vereceğim. Hani hiç uğraşmadım. Kaldırdım. Ama onları bakın temizledi. Ben memnun kaldım. Şöyle gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi ben memnun kaldım. Gayet de temiz oldu, temizledi. Bir sonraki yıkama işlemini annemin de var koltuk yıkama makinesi. Onunla yaparız. Eğer siz yorumlarda da belirtirseniz hani neyle yıkamam gerekiyor. Böyle yumuşatıcı gibi güzel koku bırakan hem de güzel temizleyen temizlik malzemesi ne varsa ya da kullanıp da memnun kaldığınız hangi ürün varsa onu yorumlarda belirtirseniz bir sonraki yıkamamda da onu kullanırım canlar. Videomu artık yavaş yavaş sonlandırıyorum. Daha üstümü başımı değiştirip yemek yapma işlemine geçeceğim. Daha hiçbir şey yapmadım. O yüzden ufak ufak artık videomun sonuna geliyoruz. Beni izlediğiniz için hatta bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz canlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.